Ne var ne yok da 3. programa hoş geldiniz. Haftanın manşetiyle başlayacağız. Haftanın manşetinde Düşler Tiyatrosu değil, Güçler Tiyatrosu diyoruz. 8 Mart'tan bu yana gerçekten Türk futbolu adına hakemlikte yaşananlar geldiği nokta çok enteresan sonuçlar doğurdu. Federasyonda istifalar oldu, Merkez Hakem Kurulu'nun ne yapacağı merak edildi ve nihayetinde Merkez Hakem Kurulu da gitti. İngilizler futbolun beşiğinde Manchester'ın stadına Old Trafford'a Düşler Tiyatrosu diyorlar. Futbola dair bütün güzellikleri orada konuşuyorlar. Biz ise gerçekten son 40 günde neler yaşadık tarifsiz. Bizdeki hep bir Güçler Tiyatrosu ama bu tiyatroda nasıl oluyor da sürekli arkasında duran, Merkez Hakem Kurulu'nun arkasında duran yöneticiler birdenbire çekiliyorlar. Ve sürekli Merkez Hakem Kurulları değişiyor. Bunu da anlamak gerçekten zor. Ferhat Gündoğdu hep bir özne olarak ortaya atıldı. Bütün operasyonlar, bütün uygulamalar onun üzerinden yapıldı ama gün geldi. Bir telefonla da Ferhat Gündoğdu'nun istifası istendiği söylendi. Net olan şu, kesinlikle kendisi istifa etmedi. İstifa edeceksin dendi. Ama bunca sürede Türk futbolunun hakemliği bu kadar kaosa sürüklenmesine göz yumanlar acaba şimdi ne yapıyorlar? Orası gerçekten çok büyük soru işareti. Umarım bir gün birileri dürüstçe ve cesaretle açıklama lütfunda bulunurlar. Haftanın olayı bir sezonda 3. MHK dönemindeyiz. Serdar Tatlı ile başladık. Ferhat Gündoğdu ile devam ettik. Ve şimdi de Sabri Çelik dönemi. Sabri Çelik döneminin diğer iki döneme göre nasıl bir farkı var? Şu an Türkiye'de hiçbir eski hakemi, önemli isimleri, hakemlik adına önemli isimleri Merkez Hakem Kurulu'nun başına sadece 60 gün için getiremezsiniz. Camianın duayen bir isme birlikteliği sağlayacak, birleştiriciliği sağlayacak, bu yaşanan gruplaşmaları, skandalları bitirecek bir akil isme ihtiyacı vardı. Bir ağabeye ihtiyacı vardı. Camiada böyle ağabey sayısı ne yazık ki çok değil artık. Çünkü herkes bir taraflara ayrılmış durumda. Taraflar üzerinden çatışmalar sürüyor. Böyle bir ortamda gelebilecek yegane isim Sabri Çelik'ti. 2019'da yarım kalan bir hikayesi vardı. Yine zor bir dönemde göreve gelmişti. Değişik projelere atılmıştı. Yap Ulenberk'i, Oğuz Sarvan'ı tekrar eğitime dahil etmişti. Ve gerçekten camianın ağır toplarının olduğu bir Merkez Hakem Kurulu vardı. Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat yardımcısıydı. Bu üçlü önderliğinde önemli bir Merkez Hakem Kurulu vardı. VAR konusunda ikinci etap çalışmaları yapmışlardı, sertifikalandırmaları yapmışlardı. Bu dönemlerin altyapısını kurdukları VAR olarak çalışmalar yapmışlardı. Gelin görün ki bir Rizespor Galatasaray maçı serüveni erken bitirmişti ve Zekeriya Alp dönemine geçiş olmuştu. Sabri Çelik sözün özü belki de camiada Doğan Babacan ve Hilmi Ok'tan sonra duayen olarak hakemliği birleştirici rol üstlenen bir ağabey dönemi olarak bu sürece adını yazdıracaktır. 60 gün sonra ne olur? Burası Türkiye. David Elleri ile görüştüğümde söylediğim önemli cümlelerden biri. İngiltere'den uçağa binmeden önce Türkiye'de federasyon duruyor mu? Merkez Hakem Kurulu duruyor mu? Bakıp öyle uçağa binmesini söylemiştik. Burası Türkiye. 60 gün sonra Sabri Çelik merkez devam da edebilir. Halihazırda çok riskli giden bir şampiyonluk yarışı yok, düşme yarışı yok. Ama aşağı liglerde, diğer yarışlarda, Avrupa yarışlarında heyecan sürüyor. Bakalım yeni sezona devam edecekler mi? 16 Haziran seçimi sonrası bir daha mı Merkez Hakem Kurulu izleyeceğiz? Yenisini izleyeceğiz. Bilmiyoruz ama her şeyden önce şu süreçte yapılması gereken noktalardan biri. Talimat acilen değişmeli. Merkez Hakem Kurulu talimatı bir sezonda 4 kez hakem klasmanı yapma absürtlüğü diyeceğim. Kaldırılmalı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. İkincisi bu sezon ben de biraz kulüpler gibi davranacağım. Hakemlerde düşme kaldırılmalı. Çünkü şu anda haksız bir rekabet var. Mart başından bu yana görev almayan pek çok hakem var. Şimdi onlar dönüyorlar. Artık 7 Mart gününe geri dönüyoruz hakem klasmanlarında. Görev alamayan 13 hakem toplamda alt kategori ve gözlemcilerle beraber 31 isim artık görev alabilecek bu MHK'de. Amma ve lakin sezon sonunda klasman yapılırken hiçbir hakem ve gözlemci düşmemeli. Çifte standart olacak çünkü sezon başından beri aynı yarışta yer almıyorlar. Son dönemde maç sayıları çok değişti. İçeride kaldıkları halde görev alamayanlar oldu. Dolayısıyla sezon sonunda çok başarılı olanlar aşağıdan yukarıya gelsin, terfiler olsun. Ama düşme asla olmamalı. Bu MHK'ye bu açıdan da önemli bir sınav düştüğünü belirteyim. Ama ilk yapılacak iş gruplaşmaları kaldırmak. Sabri Çelik de bunu yapabilecek kapasitede ve ilişkide diyebiliriz.
Haftanın skandalı. Eskiler vakayı adiye der. Artık sıradanlaştı. Sıradanlaşan ne derseniz iki tane çok büyük nokta var. Birincisi kural hatası. Herkes her maçta kural hatası yapıyor. Nasıl olsa sorun yok. Ertesi hafta maç alıyorlar. İdi. Bundan sonraki MHK'de olur mu? Bence olmaz. Daha kötüsü Türkiye'de hakem mi kalmadı? 14-15 hakemi dönse bile vara verecek hakem mi kalmadı? Düşünün ki bir takım geçen hafta varyansın etti. Basın açıklamaları yaptı. Bu hakemlerin bizim maçımızda yaptığı hatalar inanılmaz dedi. Ki doğruydu. Rize-Konya maçında Konyaspor'un yediği gol net offside. Bunun üzerine kulüp basın açıklaması yaptı. Var hakemini ve hakeme eleştirdi. Hiçbir şey olmamış gibi kör gözüne parmak. Cuma akşamı Erkan Engin Riva'ya girdi. Cuma akşamı Trabzon maçı, cumartesi Fenerbahçe maçı, pazar Konyaspor maçı VAR'a devam etti. Muhtemelen 3 gece 4 gündüz şeklinde bir tatil paket programı gibi Erkan Engin'in ne yazık ki bu kadar enteresan atamalarla devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte umarız hakem atama, Merkez Hakem Kurulu için böyle çok zor bir işmiş gibi gösterilir. Aslında hakem atama kısmı Merkez Hakem Kurulu'nun yapacağı en kolay iştir. Her Merkez Hakem Kurulu ne yazık ki sadece hakem atamaya odaklanıyor. Esas yapacakları iş hakem yetiştirmek, geliştirmek, performans seviyesini yükseltmek. Umarız bundan sonra kalan haftalarda hakem atamalarında bu tarz skandallar yaşamayız. Tabii bir başka noktada Sarper Barış Saka geçen hafta Bursa Kocaeli maçında TFF1'de inanılmaz bir kural hatasına imza attı. Bu hafta da enteresan bir şekilde görev aldı ama görev aldığı maçta da çok enteresan hareketlere bizi maruz bıraktı. Hiç alışmadığımız enteresan görüntülere sahne oldu. Haftanın ilginç görüntülerinden biriydi. Öyle bir depar attı ki yedek kulübesine sanırsınız yangından kaçıyor, sanırsınız inanılmaz bir infial var. Öyle bir agresif tepki. Bunlar tecrübesizlikten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hakemler sahada soğukkanlı isimlerdir. Maçı germeyecek isimlerdir. Anlık fevri hareketler maçı gereksiz adrenalini yükseltir. O bir otorite gösterisi asla değildir. Böyle bir otorite gösterisi de olmaz. Öyle bir koşuşu var ki Sarper Barış Saka'nın Altay Başakşehir maçında ben dedim herhalde yedek kulübesine doğru dalacak. Hani bir şekilde ipini koparmış bir edada inanılmaz bir deparla kenara yedek kulübesine koştu. Haftanın en enteresan görüntülerinden biriydi. Maçlarda yaşanan ilginç enstantanelerden biri de biraz kural bilgisi vermek adına aldım. Rozier'in bir basketçi edasıyla üçlük atar gibi sıçradığı bir pozisyon var. Top taş çizgisinin kenarında dışarıya doğru havadan doğru geldi top yükselerek tuttu. Her elle oynamanın sarı kart olmadığını hatırlatan güzel bir örnek. Elle oynamalarda sarı kart vermek için rakip kaleye bilerek gol atmak gibi, rakibin kendi arkadaşına giden topu elle kesmek gibi birkaç tane daha örnek söyleyebiliriz. Bu tarz ihlaller olması gerekir. Burada çok enteresan bir şekilde topu dışarıya çıktı sanıp veya çıkmadan da elle tutup tutan bir oyuncunun yaptığı ihlal sadece serbest vuruş olarak cezalandırılır. Onun dışında herhangi bir kart gerekmez. Bunu bilgi not olarak vermek istedim. VAR'da neler oldu bu hafta? Konyaspor Antep maçında Volkan Bayaslan bir ikili mücadelede yerde kayarak gerçekleşen ikili mücadelede sarı kartını kullandı. VAR uyarısıyla kırmızı karta döndü. Doğru bir yardımdı. Fenerbahçe Göztepe'de Yasin Kol fena yönetim göstermedi. Gerçekten soğukkanlılık adına lige yeni gelip ilk 3-4 isim arasında sayabileceğim bir isim. Ama penaltı hatası vardı. Bir tane kırmızı kart hatası vardı. Penaltıyı VAR aracılığıyla vermiş oldu. Önemli bir destek oldu. Hatay-Sivas maçı Ozan Ergün, alt liglerin hakemi, Süper Lig'de ilk defa şans bulmuştu. Onun yapabileceği bir şey yok. Ceza sahası köşesinde bir elle oynama vardı. Çizginin içinde mi dışında mı? O önce dışında diye değerlendirdi. VAR uyarısıyla penaltıya dönüldü. Burada Ozan Ergün'ü eleştiremeyiz. Çok sınır bir nokta. Yardımcı hakem bile çözemez. VAR'ın uyarısıyla doğruyu bulundu. Penaltı verildi. VAR'ın katkıları bu hafta olumlu anlamda iyiydi. Karışıp karışmaması konusunda da keşke karışsaydı, nasıl karışmaz dediğimiz çok böyle büyük, enteresan, skandal pozisyonlar yaşanmadı. Haftanın hayal kırıklığı. Haftanın hayal kırıklığında başlığım sen de mi Brutus diyorum. Niye böyle diyorum? Geçen hafta buradaki yayında dedim ki, ya dedim Süper Lig'in mevcut kadrosundakiler üst üste kural hataları yapıyorlar.
Allah aşkına dedim, aşağıdaki ikincilikteki, üçüncülükteki hakemlerden verin, gelsin onlar yönetsinler. En azından kitap okuyup geliyorlar, kural hatası yapmazlar. Ayakları titrer dedim, Süper Lig maçına çıkmanın heyecanıyla. Ama dedim, neticede biraz bu kural hatası konusundan uzaklaşalım. Yeni belki birkaç isim görürüz dedim. Merkez Hakem Kurulu sanki temennimi duymuşçasına Ozan Ergün'ü getirdi. Hatay Sivas maçında sahaya sürdü. Fakat benim için ekstra bir hayal kırıklığı oldu. Sahadaki teknik hatalarını çok önemsemiyorum. Yine kitabi öyle enteresan şeyler var ki, yani şu taç atışını, şu an ekranda gördüğünüz taç atışını bir hakem nasıl deklar ettirmez, nasıl ihlal olarak cezalandırmaz? Ben inanamıyorum gerçekten. Bazı, dediğim gibi, kural hatası yok burada tabii ki ama çok basit bir uygulamada bile derede boğuluyor hakemlerimiz. Yani şöyle bir pozisyonda neredeyse basketbolda 3 sayı çizgisinden atış yapmaya çalışan bir oyuncu engellermişçesine çıkıyor tepesine. Ve buna karşı bir reaksiyon göstermiyor. Zaten en büyük sıkıntı da bu. Kural kitabının, hakemliğin basit melekelerine hakemlerin gösterdiği refleksler kalmadı. Örnek bir kaleciye pas. Hatay Fenerbahçe maçı değil. Yere yattı oyuncu, çok bariz. Sanırım Kim Min-jae'ydi galiba. Yerden kafasıyla kaleciye pas verdi. Alper Ulusoy hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Ümit Öztürk, penaltı vuruşu kullanıldı. Vuruşu kullanan oyuncu direkten dönen topa, top kimseye değmeden bir daha vurdu. Çift vuruş olması lazım, endirekt serbest vuruş olması lazım. Avut verdi. Bakıyorsunuz top Serper Barışsak'a geçen hafta taç atışı kullanılıyor. Top oyuna giriyor, oynanıyor bir süre. Sonra oyuncuya gidip kırmızı kart veriyor, tekrar taçla başlıyor. Zorbay Küçük, görev almıyor diye unutuyoruz biraz. Ya, inanılmaz bir kale alanından serbest vuruş kullandı. Bunların hepsi bu taç atışla dahil bu haftaki basit hakemlik melekeleri. Bunlara nasıl hakemler anlık reaksiyon vermiyorlar, inanamıyorum. Evet, haftanın alkışı. Bu haftaki performanslar genel itibariyle fena değildi bence. Fakat içlerinde birisi var ki gerçekten Kürşat Filiz'le Çağdaş Altay'la birlikte son bu ikinci devrin ortasında yapılan klasmanla Süper Lig'e yükseltilen Kadir Sağlam. İlk çıktığı günden bu yana bence çok iyi maçlar yönetiyor. Sahadaki duruşu çok iyi, otoritesi çok iyi. Daha önemlisi ne biliyor musunuz? VAR'a ihtiyaç kalmadan kendi işini kendisi çözdü şu ana kadar. Kasımpaşa Adana Demir maçında da çat çat penaltıları verdi. Pozisyonlara çok yakındı, çok iyi değerlendirdi. Bir tane penaltı kaçırdı. Ona da VAR karışır karışmaz tartışılabilir. Bence karışması gerekirdi. Ama bir pozisyon kaçırdı. Maçın skoru 4-0 olduğu için bu yüzden çok eleştirmiyorum. Sonuca direkt tesir etti diyemem. Dememem de gerekir. Ama Süper Lig'e yeni gelmiş bir isim olarak haftanın alkışını bu hafta ben Kadir Sağlam'a gönderiyorum. Ufak tefek hatalarına rağmen ligimiz iyi bir hakem kazandı bence. Evet, haftanın genel tablosuna baktığımızda, yıldız tablosuna, genel olarak hakemlerin performansı vasatla iyi arası diyebilirim. Çok kötü performans olarak söyleyebileceğim açıkçası çok uçlarda. A takımından aldı maçı, B takımına verdi büyük hatalarla diyebileceğim çok fazla yönetim yok. Kadir Sağlam, Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler 3 yıldızlık maçlar yönettiler. Geçer not aldılar bence. Volkan Bayarslan da fena değildi. Geçen hafta Beşiktaş maçında daha da iyiydi. Sarper Barış Saka, maç içerisinde kritik bir şey yok ama demin dediğim gibi enteresan hareketleri vardı. Onlar Erkan Özdamar ve Kürşat Filiz, Yasin Kol'la birlikte ikişer yıldızı bu hafta kendilerine verdim. Ozan Ergün'e bir yıldız verdim ama bu bir yıldız ilk maçın günah olmaz gibi düşünüyorum bir taraftan ama şimdi Süper Lig'e gelmiş bir hakem bu fırsatı iyi kullanacak. Kırmızı kart hataları var. Tamam, penaltıyı göremeyebilir ama taç atışındaki o inanılmaz hatalar, 12. kural olarak genel hataları, daha önemlisi koşacaksın sahada, pozisyonlara yakın olacaksın. Bulunmaz bir nimeti bulmuşsun, Süper Lig'de maça çıkmışsın, hiç de bulunmadığın kategorideyken. O yüzden bir yıldız iyi bir uyarı olsun diye Ozan Ergün'e gönderiyorum. Onun dışında genel performanslar iyiydi hakemlerin. Haftanın abartanları, haftanın ilginç sayıları, hangi hakemlerin maçlarında faul ve kart sayıları çok olmuş veya özendiğimiz Premier Lig gibi olmuş. Erkan Özdemar, Kayseri Rize 30 faul var. Lig ortalamasının biraz üstünde ama 4 sarı kart var, bu açıdan iyi. Arda Kardeşler, Giresun Beşiktaş 27 faul var, lig ortalamamız diyebiliriz. 2 kartla tamamlamış, bu açıdan önemli, iyi bir yaklaşım. Halil Umut Meler, Trabzon Karagümrük ve Kürşat Filiz Galatasaray Yeni Malatya maçları 19'ar faul ile bitti.
Trabzon Karagümrük'te 4 sarı kart çıkarttı Halil Umut Meler. Kürşat Filiz Galatasaray Yeni Malatya'da 3 sarı kart çıkarttı. Genel itibariyle maçların temposu, gerilimi, yaşanan pozisyonlar hakemleri çok rahatsız edecek şekilde değildi. Daha doğrusu zorlayacak nitelikte değildi. O yüzden de rahat geçti. 19 puan. Gerçekten Premier League seviyesi. Haftanın sayıları da bu şekilde. Hakem Medya, bu hafta Hakem Medya'da Deniz Çoban, kararlar doğru, Berkan'a kırmızı demiş. İki tane maç yorum var ayrı ayrı. Birinde de Yusuf'a kırmızı çıkabilirdi diye belirtmiş. İki ayrı maça yaptığı yorumlar Deniz Çoban'ın. Erman Toroğlu yeni MHK'yi eleştirmiş, bana büyük iş düşecek demiş. Yeni sezon için söylüyor. Hakem camiasındaki skandallar bitmez diyor. Bitmez tabii, Erman Hoca 30 senedir bu işi sürekli takip eden, karıştıran birisi olduğu için böyle devam edecek. Ahmet Çakar kırmızı kart verilmez demiş Fenerbahçe-Göztepe maçındaki penaltı pozisyonu için. Penaltı verilir ama kırmızı kart verilmez diye bir yorum yapmış. Evet, ne var ne yoktu bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.